Ev Makineleri Teknolojileri Semineri 8 Webinar Serisi 3. oturumumuza hoş geldiniz. Bugün gemilerde karbonsuzlaştırma, karbon azaltma, yakalama ve depolama teknolojileri konusunda bilgilerini almak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden Doktor Kubilay Bayramoğlu hocamızı ağırlayacağız. Bildiğiniz gibi hem Avrupa'da hem de global olarak karbonsuzlaşma konusunda çok ciddi atılımlar var. Özellikle Fit for 55 regülasyonları kapsamında Avrupa'da özellikle karayağında 2030 yılında %55 karbon azaltma, 2050 yılında da karbon nötr olma hedefleri kondu. Türkiye'nin de bu yönde 2053 yılında tamamen karbonsuzlaşmaya yönelik hedefleri var. Gemilerde bu iş biraz daha yavaş ilerliyor kara ayağına göre. Ki buradaki yakıtlardan kaynaklı olarak da ve teknolojilerin gelişim hızlarına bağlı olarak IMO'nun belirlediği kurallar ve bu IMO'ya taraf olan ülkelerin beraber bu konuda anlaşmaları kapsamında henüz tam netleşmiş bir karbonsuzlaşma hedefi yok. Fakat çok ciddi atılımlar var. Özellikle bu EEXI kapsamında da karşılaştığımız ciddi karbon azaltma hedefleri önümüzde duruyor. Bu konuda tamamen karbon nötr yakıtlar konusunda birinci oturumda metanol, hidrojen, amonyak gibi yakıtların ve LNG gibi yakıtların karbonsuzlaşmaya etkisini incelemiştik. Sonrasında bir ikinci oturumumuzda batarya ve hibrit sistemleri biraz daha irdelemiştik. Bu oturumumuzda da karbon azaltma ve yakalama ve depolama teknolojileri gemilerde nasıl uygulanacak? Bunlarla ilgili bilgisini almak üzere Kubilay hocamıza danışacağız. Kubilay hocam, sözü size bırakmadan önce öncelikle sorumuz olursa sunum sonrasında sormanızı rica edeceğim. Kübra Hocam'a yaklaşık 1 saatlik bir sunum süresi ayırdık. Sorularla birlikte 1,5 saate kadar bu süre çıkacak. Yani 12'ye kadar bitirmeyi planlıyoruz. Sohbet kısmından sorularınızı yazabilirsiniz veya söz iste veya İngilizce ise raise hand butonu var üst tarafta Teams'in. Oradan söz isteyerek siz de ayrıca sözle verir, sesli olarak veya görüntü olarak da katılma şansı elde edebilirsiniz bu butonu kullanarak. Yoksa sohbet butonundan da ben Kubilay Hocam'a okuyabilirim sorularınızı. Bu şekilde bir işleyişimiz olacak. Kubilay Hocam, ben size bırakayım sözü. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim Olgun Hocam. Önce sesim geliyor mu Olgun Hocam? İyi geliyor mu? Evet, seste sıkıntı yok şu anda. Tamamdır. Merhabalar öncelikle. Kendimi tanıtmayla başlayayım. Doktor Kubilay Bayramoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineli İşletme Mühendisliğinde çalışıyorum. Öncelikle şunu belirteyim, burada olmaktan son derece mutluyum. Burada hocalarımı gördüm, öğrencilerimiz, sektör danışanları. Umarım etkili ve verimli bir webinar olur bizim için. Şimdi tabii deniz taşımacılığı bilindiği üzere diğer taşıma modlarına kıyasla daha fazla kullanılıyor. %90'lara varan oranları var. Dolayısıyla hem yüksek taşıma kapasiteleri hem de düşük güç sağlamak amacıyla daha verimli gemilerin inşa edilmesi son derece önemli. Ancak tabii bu maliyetleri azaltırken de bir takım problemler çıkıyor. Gemilerde hali hazırda kullanılan fosil kaynaklı yakıtların aslında kara ayağındaki fosil kaynaklı yakıtlardan daha ağır yapılarda olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bugün acaba biz gemilerde karbon azaltma, karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin gemilerde nasıl uygulanabileceği ile ilgili bir temennide, bir bilgi alışverişinde bulunacağız. Tabii bunun için önce biz bu karbonu neden azaltıyoruz? Karbonu azaltmamızdaki temel motivasyon kaynağı ne? Gemilerin bu durumdaki etkisi, gemilere getirilen bu kapsamdaki düzenlemeler, bu düzenlemeleri aşabilecek hangi alternatifler var? Ve bu tabii IMO'nun ortaya koymuş olduğu karbon azaltma teknolojileri aşama aşama gerçekleşiyor. Biz hangi aşamada hangi teknoloji ya da uygulamayı yaparsak bu emisyon sınırlamalarını ortadan kaldırabiliriz. Onlara değineceğiz. Daha sonra da karbon yakalama ve depolama ile ilgili temel bilgileri vererek sunumumu bitireceğim.
Evet. Şimdi öncelikle atmosferdeki zararlı gazlara değinmek istiyorum. Bir tarafta karbondioksit bizim aslında iklim değişikliğine, küresel ısınmaya sebep olan gazımız. Diğer tarafta ise yine NOx ve SOx emisyonları. Bunlar da yine içten yanmalı motorlarda özellikle fosil kaynaklı yakıtların kullanılması sonucunda açığa çıkan zararlı gazlar. Karbondioksit herkesin bildiği üzere aslında küresel ısınmaya sebep olan gazlardan bir tanesi olup iklimin, havanın ısınmasına sebep oluyor. NOx ve SOx aslında havanın ısınmasına sebep olmayıp aslında soğumasına da bir nebze neden olan gazlar. Peki bunlar birbirini nötrleyebilir mi? Cevabı hayır. Çünkü NOx ve SOx emisyonlarının aslında temel çevresel zararı havadaki su buharıyla birleşerek aslında sülfürik asit ve nitrik asite dönüşme sonucunda canlılar üzerinde, bitkiler üzerinde önemli asit yağmurlar sebebiyle önemli zararlara sebep olması. Karbondioksitin de yine bahsettiğimiz gibi küresel ısınmaya sebep olması nedeniyle bu gazların bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili tabii çalışmalar halihazırda devam ediyor. Gerekli düzenlemeler getiriliyor. Sera etkisine bakacak olursak karbondioksit bizim aslında temel enerji kaynağımız güneş. Güneşten gelen radyasyonla enerji bir kısmı dünyada kalıyor, bir kısmı da kaçarak uzaya tekrardan yansıyor. Buradaki temel bizim bu atmosferdeki havanın sabit tutulmasını ya da canlıların optimal bir şekilde yaşamasını sağlayan sıcaklık aslında 15 derece. Sera gazları bu sıcaklığın aslında burada bir battaniye örtüsü görevi görerek buradaki sıcaklığın belli bir miktarda dünya üzerinde sabit kalmasını sağlıyor. Eğer sera gazları olmasaydı dünya sıcaklığı eksi 18 santigrat derecelere ulaşacaktı. Ancak tabii kontrolsüz bir şekilde karbondioksitin birazdan sayısal bilgiler vereceğiz. Artışı sebebiyle dünyada şu anda Paris Antlaşması 2015 yılı itibariyle toplanmış ve 2 derecelik bir limit yani 2 derece artmasına 2 derecenin üzerine çıkmamasını amaçlıyoruz ama 1,5 derece olursa da bu da yine kısa vadede hedeflerden bir tanesi. 1,5 derecelik bir sıcaklığın dünya üzerindeki artışı aslında sera gazlarının sebep olduğu bu katmandan dolayı doğal yaşamı ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Peki bu sera gazları neler diye bakacak olursak metan, nitrojen oksitlerin NO2 dediğimiz bileşenleri, karbondioksit ve yine karbondioksitin fosil kaynaklı ve endüstriyel proseslerden %65'ler seviyesinde ormanlar tarafından emilimi de %11 olarak belirlenmiş. Dolayısıyla karbondioksit aslında ciddi anlamda küresel ısınmaya sebep olan, sera etkisi yaratan bir gaz. Bunun bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor. Yıllık olarak 940 milyon ton karbondioksit gemiler kaynaklı atmosfere salınıyor ve bu %2,6'lık bir oranını oluşturuyor toplamda gemilerin. Bakacak olursak emisyonlara yine ulaşım kaynaklı toplam global emisyonların %20'si ulaşım kaynaklı. Bu ulaşım kaynaklı emisyonların da yaklaşık %11'i gemilerden kaynaklı olarak atmosfere salınmakta. 2018 verilerine göre karbondioksitin 138 milyon tondan fazla salındığı, Avrupa'da bunun %3'lük oranlara kadar geldiğini belirliyoruz. Bunun aslında en büyük sebeplerinden bir tanesi yine bahsettiğimiz yakıtlardan kaynaklı, yanma kaynaklı emisyonlar. Yakıtlara bakacak olursak da %70 oranında gemilerde hali hazırda heavy fuel oil dediğimiz ağır yakıtlar kullanılıyor. %20 marine gaz oiller, %3 sıvılaştırılmış doğal gaz olarak bunları da bu şekilde sınıflandırıyoruz ve 44 milyon tondan fazla gemilerden kaynaklı yakıt tüketiliyor ve bu da karbondioksit emisyonlarına sebep oluyor. Şimdi burada sağ tarafta TÜİK verilerini aldım. Türkiye'deki 524 milyon ton karbondioksit eşdeğer dediğimiz aslında diğer gazların karbondioksite eşitlenmesi. Örneğin global warming potansiyeline göre işte metanın global warming potansiyeli 25. Onu biz karbondioksite eşitliyoruz tek bir dilden konuşmak adına. Bu emisyonların kaynağı da tabii %70 oranında enerji kaynaklı emisyonlar, %14 tarım kaynaklı, %12,7 endüstriyel işlemler, %3,1 de atık sektöründen takip etmektedir.
Tabii bu emisyonlar şu anda 1 milyon ton mertebesinde, az önce bahsettik. Bu 1 milyon ton mertebesindeki emisyonların eğer bir önlem alınmazsa 2016 yılına kadar 3 bin milyon tonlara kadar erişebileceğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bunun için de bir takım önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemlere de kısaca değinecek olursak, bu önlemler gemilerde nasıl yürüyor? Gemilerde önlemler aslında NOx emisyonları 2000'li yılların başında düzenlemeler getirilmesine rağmen karbondioksit emisyonlarına 2010'lu yıllarda bir kısıtlama getirildi. Ve bu kısıtlamalar kapsamında hükümetler arası iklim değişikliği konferanslarında her yıl düzenlenen bu konferansta revizyonlar yapılıyor. Ne kadar karbondioksit salımı var ve revize edilmesi, yani hedeflerin aslında ulaşılmasındaki bu hedeflerin her geçen yıl revize edilmesini öngörüyor. Şu an hali hazırda 2030 yılına kadar %40, 2050 yılına kadar %50, sonrasında ise karbonsuzlaştırma, yani zero karbon dediğimiz bir karbon salımına geçmemiz gerekiyor. Zero karbon dediğimiz aslında karbondan bertaraf edilmesi demek değil, absorbe edilen karbon dioksit kadar atmosfere karbondioksit salabileceğimiz anlamına geliyor. Yani artık havadaki karbondioksit emisyonlarının artmaması anlamına geliyor. Bunun için de tabii yeni düzenlemeler getiriliyor. Bunlardan başlıca gemilerde Energy Efficiency Design Index, Ship Energy Efficiency Management Plan ve Energy Efficiency Operational Index gibi çeşitli düzenlemeler getiriliyor. Bu düzenlemeler de yine bu emisyonların azaltılması amacıyla bir takım önlemleri içeriyor. Halihazırda bizim 2030 yılına kadar %40'lık emisyonları ilk aşamada şekilde görüyorsunuz. Düşük karbonlu yakıtlarla, alternatif yakıtlarla karşılamaya çalışıyoruz. Daha sonraki kısımda artık zero carbon fuels dediğimiz, birazdan bahsedeceğiz. Amonyak, hidrojen gibi yakıtların yapısında, yani karbon atomu olmayan yakıtların kullanılması. Son aşamada ise hem bu karbonsuz yakıtların hem de farklı teknolojilerle karbonun bir şekilde atmosferden bertaraf edilmesini sağlamamız gerekiyor. Bununla ilgili yapılan düzenleme de, yine bahsettiğimiz gibi, Energy Efficiency Management Plan'da aslında planlama ve operasyon söz konusu. Energy Efficiency Design Index dediğimiz geminin dizayn aşamasında acaba ihtiyaç duyulan, sonuçta şöyle bir durum da söz konusu. Bir geminin ömrü yaklaşık 15-20 yıl olarak düşünülecek olursa, gemiyi inşa ettik. Bu gemi inşa edilirken aslında bu gereksinimleri göz önünde bulundurarak inşa edilmesi gerekiyor. Ki bu verilen şartları sağlayabilsin. De aşama aşama olmasının sebebi de, hadi hep beraber karbonsuzlaşalım ya da karbon artık salmayalım gibi bir durum söz konusu olamıyor. Çünkü hem ulaşım sektörünün büyük bir bölümünü gemilerin oluşturması, yine ömürlerinin de belli bir süre olması, bunların aslında aşama aşama olmasını beraberinde getiriyor. Bunun için neler yapılıyor aynı zamanda? Önümüzdeki ilk aşamada 2030'lu yıllara kadar Energy Efficiency Design Index kapsamında gemilere atık ısı geri kazanım sistemleri gibi, güç türbinleri gibi ya da işte biraz daha hibrit sistemler gibi sistemlerle biz acaba birim taşıma kapasitesi başına karbondioksit emisyonlarını ne kadar bertaraf edebiliriz? Bu sınırlamaları nasıl karşılayabiliriz? Onlara değiniyoruz. Tabi burada en önemli faaliyetlerden bir tanesi yakıt tüketimini azaltmak. Yani aynı işi yapacağız ama bu işe karşılık yakıt tüketimini, enerji verimliliğini nasıl sağlamamız gerekiyor? Bununla ilgili parametreler önemli. Bununla ilgili parametrelere değinecek olursak, ilk aşamada öncelikle alternatif, daha az karbon içeren, karbondioksit emisyonlarına daha az sebep olan alternatif yakıtların kullanılması önemli. Şekilde görüyorsunuz, sıvılaştırılmış doğal gaz ve petrol gazları küresel ısınma potansiyeli bakımından dizel ve gazoillere göre daha düşük bir karbondioksit emisyonuna sebep oluyor. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde aslında LNG'li gemilerin kullanılması, bu gemilerin teşvik edilmesi 2030'lu yıllara kadar aslında karbondioksit emisyonlarının ya da getirilen düzenlemeleri bir nebze karşılayabiliyor. Bunlara ek olarak da yine yakıt verimli operasyonlar,
Yine hava koşullarına göre kayıt sistemlerimiz, paraşüt sistemler dediğimiz ya da farklı rüzgardan, güneşten enerji elde etmesi anlamına hibrit sistemlerin kullanılması. Yine geminin operasyon sırasında trim, draft gibi optimizasyonlarının gerçekleştirilmesi, daha verimli pervanelerin, daha etkin pervanelerin ve geminin tekne formunun temiz bir şekilde aslında gemi direncini azaltacak şekilde dizayn edilmesi, yine hız optimizasyonu ve planlı bakımlardaki bakımlar geminin aslında enerji verimliliğini doğrudan etkileyen ve karbondioksit emisyonlarını enerji verimliliği sayesinde azaltmayı amaçlayan temel motivasyonlar olarak değerlendirilebilir. Ama 2030'lu yılları geçtiğimiz zaman artık biraz daha %50, %70 gibi karbondioksit azaltma yöntemlerinde alternatif yakıtların kullanılması söz konusu. Şu an için en önemli ve üzerinde çalışılan noktalardan bir tanesi gemilerde hidrojen, hatta bütün sanayide hidrojen yakıtının kullanılması. Hidrojen hem enerji potansiyeli bakımından yüksek bir enerji kalorifik verime sahip. Dolayısıyla bunun üzerine çalışmalar devam ediyor. Aynı şekilde amonyak da alternatif yakıt olarak kullanılıyor ama amonyağın hidrojene ve günümüzde kullanılan geleneksel yakıtlara göre enerji potansiyellerinin düşük olması bu yakıtın birazcık daha soru işareti olarak düşünülmesine sebep oluyor. Şimdi hidrojen, evet, kullanılabilir mi? Evet, hidrojen periyodik tablonun ilk elementi, en hafif elementi ama doğada tek başına maalesef bulunamıyor. Öyle bir dezavantajı var. Farklı biyo kütleler içerisinde var. Bunların da elde edilmesi, elde edildikten sonra taşınması ve depolanması da artık günümüzde en büyük problemlerden bir tanesi. Bu problemler aşılarak gelecekte enerji sistemlerinde, gemilerde kullanılması en muhtemel yakıtlardan bir tanesi. Şimdi tabii biz 2030, 2040, 2050 yıllarını düşünürken karbonsuzlaştırmaya değiniyoruz. Bununla ilgili tabii üçüncü bir alternatif. Yani ilki dedik temiz, yapısında karbon bulunmayan yakıtların kullanılması. İkincisi, elektrik de aslında temiz ama elektriğin elde edilmesi sırasında yine temiz olması gerekiyor. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi önemli. Bu da güneş gibi, dalga gibi, rüzgar gibi enerji kaynaklarından bir şekilde elektriğin elde edilmesini yani edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Ancak günümüzde yapılan çalışmalarda tabii yani güneşin tam verimde bile kullanılsa %20, %30 bir verimliliğin olması ve değişken koşullar olması sebebiyle bunlar gemilerde şu anki koşullar içerisinde tek başına yük taşımacılığında özellikle kullanılması pek mümkün görülmüyor. Bunların farklı ya da geleneksel sevk sistemleriyle birlikte hibrit bir şekilde kullanılması şu an söz konusu. Geçtiğimiz haftalarda zaten hibrit sistemler üzerinde çalışmalar yapılıyordu. Onlar hakkında bilgiler verildi. Daha öncesinde işte alternatif yakıtlar. Yine bunların hibrit sistemler şekilde bir geçiş aşamasında karbon emisyonlarını azaltmada önemli rol oynayacağı kaçınılmaz bir gerçek. Evet, karbon yakalama sistemleri. Son yıllarda özellikle adını en çok duyduğumuz sistemlerden bir tanesi karbonun aslında yanma sonrasında, yani eğer biz güç ihtiyacı için geleneksel yakıtlar kullanacaksak bunlardan bir şekilde bu karbonu ayırmamız ya da onları bertaraf etmemiz gerekiyor. Bunun için de aslında 3 tane karbon yakalama sistemi karşımıza çıkıyor. Bu karbon yakalama sistemlerine bakacak olursak bir tanesi yanma sonrasında egzoz bacasından karbondioksitin yakalanması. Bir tanesi oksikombasyon dediğimiz yanma sırasında saf oksijen verilmesi. Bir tanesi de ön yanma dediğimiz aslında bir nebze hidrojen elde edilmesindeki reformer reaksiyonlarını akla getiren reformer reaksiyonlar aslında karşımıza çıkan reaksiyonlar. Tabi bunların avantaj dezavantajları var. Şimdi post combustion
Karbon yakalama sistemi dediğimiz zaman evet egzoz sistemine bir karbon yakalama sistemi kuruyoruz. Bunlar 30-70 derece aralığındaki egzoz gazı sıcaklıklarından karbondioksiti bertaraf ediyor. Oxy-combustion dediğimiz proseste ise öncesinde hava içerisinde bulunan azot ve oksijeninden azotu ayırarak saf oksijenle yanma sonucunda aslında egzoz gazı bileşenlerinde karbondioksit ve su oluşturmak. Bu suyla karbondioksit de yine ısıtma yöntemiyle önce karbondioksiti ayırıp sonra depolayıp sıvılaştırıp yani yüksek basınç düşük sıcaklıklarda depolayıp ilgili depolama sistemlerine göndermek. Bir diğeri tabii bizim reformer dediğimiz reaksiyonlar. Bununla ilgili ben de bir çalışma yapmıştım. Reformer reaksiyonları yüksek sıcaklık gerektiren reaksiyonlar 700-800 derecelerde biyokütlelerden yani yakıttan biz karbondioksiti yanma öncesinde ayırıyoruz. Sonrasındaki hidrojeni içten yanmalı motora ya da sevk ihtiyacı olan sisteme gönderiyoruz. Dolayısıyla burada karbondioksit hidrojenin zengince basınçlı ortamda ısıtma ve membran yardımıyla ayrılarak yakıt içerisindeki karbonun bir şekilde bertaraf edilmesini amaçlayan sistemler olarak karşımıza çıkıyor. Bu sistemleri gemilerde nasıl uyguluyoruz? İlk olarak burada post-combustion proseste bir scrubber sistemimiz söz konusu. Scrubber sisteminde egzozu yıkıyoruz, sudan geçiriyoruz ve sıcaklığı belli bir noktaya kadar düşüyor. Çünkü egzoz sıcaklıkları 250 derece mertebelerinde özellikle iki zamanlı dizel motorlarda bu sıcaklıkların 50-70 derece sıcaklıklara kadar düşmesi gerekiyor. Absorber'da daha sonra içerisinde plate'ler var bu absorber'ın. Bu plate'ler içerisinde kütle transferi gerçekleşerek bizim aslında çözelti içerisinde yani şurada lean solvent dediğimiz yapısında %70, %80 oranında su, %25, %30 oranında, %25-20 oranlarında da amin çözeltisi daha çok kullanılıyor ama farklı çözeltiler de var. Burada önemli olan bu çözeltiyle karbondioksitin aslında kütle transferi yani bir çözünürlük sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla burada kütle transferiyle önce risolvent ayrılıyor. Daha sonra bunu sıyırıcı stripper dediğimiz yapıya gönderiyoruz. Burada yüksek sıcaklıklarda 120 derecelere kadar ısıtıyoruz. Isıtma sonucunda yine karbondioksit burada ayrılıyor ısıtmayla. Daha sonra yine sıvılaştırılarak ilgili tanka depolanıyor. Sağ tarafta da bunun bir gemide aslında uygulama gibi yani flue gazı alıyoruz. Aldıktan sonra hangi aşamalardan geçerek karbondioksit sıvılaştırıldığını gözlemleyebiliyoruz. Şimdi burada da iki farklı sistemimiz söz konusu. İlki karbondioksiti aslında port yani limandan aldığımız karbon capture'ı yakaladıktan sonra yapısında işte karbondioksit tankına gönderiyoruz. Bir diğer yöntem ise elektroliz yöntemiyle aslında hem metanolden yani metanolün reformer reaksiyonlarıyla bir hidrojen tankını hem de hidroliz sonucunda elde edilen elektroliz sonucu elde edilen hidrojenin de hidrojen tankına depolanarak içten yanmalı motorlarda yakıt olarak kullanılmasını sağlıyoruz. Bu aslında bizim için yanma öncesindeki karbon yakalama prosesi olarak değerlendirilebilir. Yani biz yakıt içerisinden karbonu ayırıyoruz. Karbon ayırdıktan sonra hidrojen elde edilmesi sonucu elde edilen hidrojeni tanklardan motora yakıt olarak gönderiyoruz. Şekilde de bunun iş akış şemasını görüyoruz. Bir diğer yöntem de yine bahsettiğimiz oxy-combustion dediğimiz proseste de hava sisteme giriyor. Hava sisteme girdikten sonra air separation dediğimiz havayla azotu ayırıyoruz. Havayla azot ayrıldıktan sonra yine reform partial oxidant dediğimiz yakıt, steam ve oksijen sisteme giriyor. Burada water gas reaksiyonlarla karbondioksit, hidrojen, karbondioksit yakalıyoruz. Geri kalan hidrojen de yine ilgili sevk sistemine, içten yanmalı motora göndererek aslında karbondan arındırılmış egzoz gazını oluşturmuş oluyoruz. Sirme kulesindeki çözelti dediğimiz gibi yaklaşık 120 derecede ısıtılarak karbondioksit çözünürlüğünün ayrıştırılmasını sağlıyor bizim stripper dediğimiz sıyırıcı yapısında. Bu elemanlara bakacak olursak soğutma temizleme dedik. Egzoz gazının temizlendiği, soğutulduğu bölüm olup partiküller, sıcaklık ve SOx de burada azaltılabiliyor. Yine gemilerdeki 2020 yılı itibariyle getirilen SOx emisyonlarının da bir şekilde
karbon yakalama sistemleriyle aslında entegre çalışmasına olanak sağlayan bir sistem. Hem sonuçta sıcaklığın azaltılması adına birazdan bahsedeceğim. Bu sıcaklığın azaltılması amacıyla farklı yöntemler, farklı teknikler de uygulanıyor. Onlar da yine enerji verimliliği kapsamında değerlendirilebilir. Karbondioksit absorber dediğimiz egzoz gazında karbondioksitin çözücü ile çözücü burada %75-80 oranında sudan oluşuyor. %25-20 oranlarında da yine bahsettiğimiz çözücüden oluşuyor. Bunlarla %90 oranında azaltıldığı kısım karbondioksitin. Tabi burada bir önemli husus da bizim bu çözelti bizim sıyırıcıya gittikten sonra sıyırıcı sonucunda karbondioksit evet ayırdıktan sonra depoladık. Geri kalan çözeltiyi tekrardan sisteme vererek burada bir kapalı çevrim şeklinde karbondioksit yani karbon capture prosesinde tekrar kullanılıyor. Dolayısıyla burada bir atık söz konusu olmuyor. Sadece karbondioksitin depolanması sağlanmış oluyor. Bu stripper dediğimiz sıyırıcı da çözücü ısıtılarak içindeki karbondioksit ayrılır ve solvent tekrardan sisteme dahil edilir. Karbondioksit tankı da sıvılaştırılır. Sıvılaştırma prosesi yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda gerçekleşiyor. Ve bunlar depolayarak ilgili depolamaya birazdan bahsedeceğimiz tekniklerle depolanmasını sağlayacağız. Burada da birazcık daha hani işi somutlaştırmak adına bilimsel çalışmalarda yapılmış bir gemi dizel motor üzerindeki karbon yakalama sistemi. Sağ taraftaki de benim kendi modellediğim bir çalışmamdan aldığım proses. Şimdi burada önemli husus flue gazın şekilde görüldüğü gibi 19.800 kilogram bölü saatlik bir debiye sahip egzozun 12.2 bar ve 25 derece sıcaklık. Şimdi 25 derece sıcaklığa düşürmek aslında evet, doğrudan bunu bir scrubber sistemiyle geçirip düşürebiliriz ya da farklı bir soğutma tekniğiyle geçirebiliriz ama sağ tarafta bunu aslında bir enerji verimliliği sistemi, organik Rankine gibi, buhar güç türbini gibi ya da işte steam üretmek gibi daha farklı tekniklerle aslında o enerjinin, atık enerjinin tekrardan sisteme dahil edilmesi önemli bir husus. Burada yine dikkat etmeniz gereken bir husus, flue gaz ile sisteme aktardığımız çözelti arasında yani 2,5 katlık bir oran söz konusu. Yani sisteme aktardığımız çözelti 2,5 kat daha fazla egzoz gaz debisinden. Dolayısıyla bu da gemide bir yer, bir alan demek aslında ya da taşımadan fedakarlık demek. Bu da önemli bir husus. Daha sonra görüldüğü gibi %4,8 olan karbondioksit emisyonlarının 0,6 seviyelerine kadar düştüğünü gözlemliyoruz. Sonrasında yine sistemlerde kullanılan hem çözeltinin absorber'a gönderilmesi sırasında bir pompa yardımıyla gönderiliyor. Daha sonra yine ısı değiştiricilerde yine güç gereksinimlerde geminin gücünü etkileyen temel parametre olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında tekrardan çözeltiyi sisteme aktarmış oluyoruz. Sağ taraftakinde ise sistemden önce turbocharger türbininden çıkan egzozu önce bir economizer'da bir enerjisini elde ediyoruz ya da bunlar farklı yerde de olabilir. Buhar elde ettikten sonra sistemde ısı değiştirici sistemine aktarılarak burada da bir miktar sıcaklığını düşürerek aslında enerji verimliliği sağlanmış oluyor diyebiliriz. Yine farklı bir örneğe değinecek olursak 53.200 deadweight tonluk bir konteyner gemisi üzerine kullanılan bir absorber ya da bir karbon yakalama sisteminin boyutlarına değinmek istedim. Yani kafamızda bu nasıl canlanabilir? Böyle bir sistemi evet kuracağız ama böyle bir sistem ne kadarlık yer işgal ediyor alanda. Bu da önemli bir parametre. Bu şekilde görüldüğü gibi IMO'nun koymuş olduğu 2030, 2040 ve 2050 hedeflerine göre sistemde kullanılan absorber'ın, sıyırıcının ve karbondioksit tankının ebatlarını görebiliyoruz burada. Motorumuz 18.200 kW'lık bir motor sistemde kullanılan yine güç kapasitesinden de bahsettim. Burada görüldüğü gibi absorber'ın aslında 2030 yani karbondioksit yakalama performansı arttıkça çapının ve yüksekliğinin arttığını gözlemliyoruz. Aslında daha büyük bir alan işgal ediyor. 1,3 metre olan
çapımız, absorber çapımız IMO'nun 2050 hedefleri doğrultusunda 3.1 metrelik bir boyuta ulaşıyor. Aynı şekilde sıyırıcı da aynı şekilde 1.3'ten 3.1'lik bir kısma sistemde depolanması gereken tank 297 metreküp, 852 metreküp ve 1668 metreküp olarak şekilde değerlendirilebilir. Dolayısıyla böyle bir sistemin kullanılması için gemide ayrılması gereken alan, birazdan bunun ağırlık boyutlarına da gireceğim. Bu boyutlarda önemli bir parametre olarak değerlendiriliyor. Ancak hali hazırda bu sistemle ulaşılmak ve karbon yakalama sistemlerinin gemilerde uygulanabilirliğini değerlendirmek adına çalışmalara şu andan hem akademi tarafının hem sanayi tarafının, özellikle gemi inşaat sanayinin gerekli düzenlemeler çerçevesinde adım atması önemli bir parametre olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer karbondioksit yakalama sistemi de doğrudan karbon yakalama sistemi. Bu daha çok aslında limanlarda kullanılabilecek bir sistem. Şekilde görüldüğü gibi karbon direct air capture dediğimiz sistemin 2020 yılı itibariyle ciddi oranda arttığını görüyoruz. Dünya üzerinde yapılan çalışma kurulumlarla ilgili. Burada en önemli avantajı burada bir fan yardımıyla havayı topluyoruz. Bu havadan sonra bir filtreden geçiriliyor. Burada karbondioksitler ayrılıyor. Daha sonra bu karbondioksitleri ilgili sistemle yakalayıp depoladıktan sonra yine depolama alanlarına gönderiyoruz. Havada şu anda yapılan çalışmalara göre 400 ppm'lik bir karbondioksit, karbon emisyonu mevcut. Bu ne demek? 1 milyon tane partikülün 400 tanesi karbondioksit. Dolayısıyla karbondioksiti yakalama proseslerinde de karbon yoğunluğunun artması aslında karbondioksitin yakalama performansının verimliliğini arttıracaktır. Yani havada dağınık dağınık şekilde karbondioksit olması nasıl birlikte olması önemli bir parametre. Bu bizim oksikombustion dediğimiz proseste de yine azotu bertaraf ederek aslında karbondioksitlerle suyun ikisinin bir arada olduğu sistemden ayırma bu anlamda daha verimli ve bu anlamda gerçekleşmesi daha uygun olarak karşımıza çıkıyor. Bir TEDx konuşmasından aldığım görselde de şu anda Amazon ormanlarının 5.5 milyon kilometre karelik bir alanda mevcut şu anda ve Amazon ormanları 1.6 milyon tonlu karbondioksit aslında absorbe ediyor. Yani fotosentez olayı neticesinde ya da kullanıyor bu bitkiler. Bizim direct air capture dediğimiz sistemi aslında 11.200 kilometre karelik bir sistem kurabilirsek Amazon ormanlarındaki karbon miktarı kadar karbonu yakalayabilme potansiyeline sahip. Burada da arkadaşlar bir ton karbondioksit için aslında bir boyut, bir görsel sistemlerin boyutlar ne kadar olduğu ile ilgili bilgi vermesi adına bunu paylaştım. İlgili arkadaşlar altta kaynağını bıraktığım TEDx konuşmasını dinleyebilir. Böyle de bir gerçek var. Bu doğrudan karbon yakalama sistemlerinin verimliliği ile ilgili atmosferdeki karbondioksiti yakalaması açısından önemli bir teknik olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Evet, karbondioksiti yakaladık. Çok güzel. Havadan da bertaraf ettik. Gemi dizel motorundan da bertaraf ettik. Bu karbondioksiti ne yapacağız? Depoladıktan sonra tabii bunu depolamamız gerekiyor. Yani bir daha atmosfere salınmamız adına. Burada aşama aşama gerçekleşiyor. Havada karbondioksit emisyonlarını ilk olarak karbon yakalama sistemleriyle yakalıyoruz. Daha sonra bunu yüksek basınç, düşük sıcaklıkla sıvı haline getiriyoruz ve bunu fosil yakıt potansiyeli yüksek toprakların bulunduğu bölgelere taşıyoruz. Daha sonraki aşamada ise yerin altına gömülür. Bu sayede havada yakılan karbondioksit emisyonları yerin altında depolanmaktadır. Şimdi arkadaşlar bu da okuduğum, yaptığım araştırmalarda 1000 yıla kadar uygun şekilde depolanan karbondioksitin %99 oranında atmosfere tekrar salınmadığı düşünülüyor. Yani eğer doğru bir depolama sistemi yaparsak özellikle jeolojik tabanlara 1000 yıl içerisinde %99 oranında absorbe edilme potansiyeline sahip.
Karbon yakalama kapasitesi 2022 yılında yaklaşık 244 milyon ton olarak hesaplanmış. Şekilde görüyorsunuz bunlar da yine tuz yataklarına, maden yataklarına, yani doğalgaz yataklarına, kömür yataklarına depoluyoruz. Tutulmasından sonra karbondioksit depolanacak ya da tekrardan kullanılabilir. Nerede kullanıyoruz bu karbondioksitleri? Gazlı içeceklerin üretiminde, seracılıkta ısıtma amacıyla kullanılıyor belli bir kısmı. Diğer kısmında yine jeolojik formasyonların muazzam oranda depolama kapasitesine sahip. Nasıl depoluyor ve bunun ne gibi faydası var? Depoladığımız karbondioksiti biz eğer yer altına ve bu fosil kaynaklı yakıtların olduğu bölgelere doğru şekilde depolayabilirsek altta oluşturduğu basınçtan kaynağı basınç kaynaklı bu fosil kaynaklı yakıtların aslında yeryüzüne çıkması daha da kolaylaşmış oluyor. Yine aynı şekilde petrol kuyularında üretim verimini arttırmak amacıyla doğalgaz kuyularında üretim verimini arttırmak amacıyla yine bu basınçtan dolayı doğalgaz sahaları ya da işlenemez kömür damarları, boşaltılmış, tükenmiş petrol sahalarına yine aynı şekilde bunları depolayabiliyoruz. Tuz oluşumlarına depolanabiliyor. Tuzlu atıkların olduğu bölgelere. Kömür yataklarından metan çıkışının arttırılması amacıyla yine karbondioksit depolama önemli. Bu alanlar aslında iyi bir depo kaynağı diyebiliriz. Doğal karbondioksit yataklarına bakacak olursak yine aynı şekilde karasal bitkilerin olduğu bölgeler, toprak, deniz yosunları karbondioksit emilimini yüksek oranda sağlayan bölüm. Aslında okyanuslar gezegendeki en büyük yataklardan biri olarak karşımıza çıkıyor ve her yıl saldığımız karbondioksitin yaklaşık %25'ini emme potansiyeline sahip bizim okyanuslar, özellikle okyanuslarda bulunan deniz yatakları, deniz yosunları. Dolayısıyla bu da önemli bir doğal karbondioksit yatağı olarak karşımıza çıkıyor. Tutulan karbondioksit veya gaz halinde yer altında dediklerinde belirli jeolojik özellikleri, yani terk edilmiş hidrokarbon kuyularına hapsettikten sonra bunları gözeneksiz bir tapa yardımıyla kapatmamız gerekiyor ki yeryüzüne tekrardan çıkmasın. Bu da yine depolama esnasında önemli parametrelerden bir tanesi. Ve yine bahsettiğimiz derinliğe ve basınca bağlı olarak yayılması belirli bir yerde tutulmasına izin veriyor. Dolayısıyla bunların derin okyanuslara da enjekte edilmesi, yani okyanus tabanlarında birazdan bahsedeceğiz aşama aşama hangi metrelere kadar okyanuslara depolanması gerektiği. Eğer uygun bir şekilde depo edilirse o suyun yaptığı basınçtan kaynaklı karbondioksit okyanus tabanlarında çok efektif bir şekilde depolanma olanağı sağlıyor diyebiliriz. Depolama için okyanusa doğrudan karbonhidrat enjekte için kullanılacak üç genel temel yöntem var. Bunlardan bir tanesi boru hattı dediğimiz aslında birazcık daha offshore sistemlerinde kullanılan, yani açık deniz yapılarında bir offshore yapısı. Burada bir boru hattı vasıtasıyla biz bu karbondioksiti ilgili okyanus derinliklerine gönderebiliyoruz. Tabi burada önemli hususlardan bir tanesi de karbondioksitin taşınması problemi. Gelecekte aslında karbondioksitin gemilerde taşınması adına önemli bir lojistik kaynağı olacağı da kaçınılmaz bir gerçek. Çünkü özellikle endüstride üretilen karbondioksitin yine gemiler vasıtasıyla okyanus tabanlarına enjekte edilmesi amacıyla gemilerin kullanılabileceği, işletilmesi gerektiği, gemilerin bu anlamda büyük roller üstleneceği de öngörülüyor. Yine gemiyle dağıtma yöntemi, karbondioksit geminin arkasından çekilen uzun bir hortum veya boru kullanılarak büyük derinliklere püskürtülerek deniz suyunun hızlı bir şekilde yayılmasını sağlıyoruz bu karbondioksitin gemiler vasıtasıyla. Bir üçüncü yöntem ise okyanus tabanında veya yakınında sabit bir konuma enjekte etmek için sabit bir gemi ve platform kullanmak da yine bu anlamda okyanus tabanlarına enjekte edilecek karbondioksitin hangi aşamalardan geçti, hangi yöntemlerde depo edileceğini bize bu konuda bilgiler vermekte. Şimdi biz tabii bu karbondioksiti okyanus tabanlarına enjekte ederken belli kurallara uymak zorundayız ki yeryüzüne tekrardan bu karbondioksit salınmasın. 500 metre derinliğe kadar karbondioksit bir gaz olarak bulunur ve deniz suyunda daha az yoğun olduğu için su sütunundan yükselme eğilimi gösterir.
Böyle bir 500 metreye kadar böyle bir sorun var. Çünkü yoğunluğu daha düşük olduğu için yükselme gözüküyor. Bir kısmı tabii çözünüyor. Bir kısmı dediğimiz gibi su içerisinde çözüldüğü için bir sorun yok ama yukarı çıkabilme potansiyeli yüksek. 500 metre ile 2700 metre arasında karbondioksit sıvı olarak bulunur. Ancak deniz suyundan daha hafiftir ve bu nedenle su sütununda da yükselebilir. Böyle bir durum. Yani sıvı olmasına rağmen sıvı şeklinde yoğunluk farkından yükselme ihtimali var. 2700 metreye kadar derinliklerde karbondioksit yükselen bir duman oluşturacak ve nispeten hızlı bir şekilde çevredeki deniz suyuna karışacaktır. Yani bir absorpsiyon söz konusu olacaktır. 3000 metre daha derinliklerde su sütununun ağırlığı sebebiyle karbondioksit sıkıştırılıyor ve deniz suyundan daha yoğun hale geldiği için artık deniz tabanında batıyor ve 3000 metrenin sonunda artık karbondioksitin yeryüzüne çıkma ihtimali çok da mümkün olmuyor. Peki biz bu karbondioksiti evet depolama imkanı sundu. Deniz tabanlarına dedik, jeolojik tabanlara dedik. Bir de bunların tabii kullanım alanları var. Yani tekrar geri dönüşüm anlamında. Gıdada, kimyasallarda, plastiklerde özellikle gübre sanayinde soğutucu olarak da yine kimyasal anlamda biz bunları kullanabiliyoruz. Yapı malzemeleri ve biyolojik olarak da yine karbondioksit ilgili alanlarda kullanılabilme potansiyeline sahip diyebiliriz. Birkaç örnek uygulamaya değinmek istedim burada. Dünyada yapılan ilk karbon yakalama sistemi Valumar'ın tarafından yapılmış 40 bin, 49 bin deadweight ton. Geminin boyu 182 metre, 200 tondan fazla karbondioksit depolama kapasitesine sahip bir gemi. Şekilde Valumar'ın tarafından inşa edilmiş. Şekilde bu sistemin büyüklüğünü de az çok hani görebiliyoruz. Az önce ben boyutlardan bahsettim. Burada da böyle bir kurulumun tabii yine farklı çalışma alanlarına da göz kırptığı kaçınılmaz bir gerçek. Sonuçta bu geminin stabilitesini, taşıma kapasitesini doğrudan etkileyen bir ekipman olarak karşımıza çıkıyor. Bunların da yine çalışılıp değerlendirilmesi, fizibilite çalışmalarının yapılması şimdiden önemli bir parametre olarak değerlendirilebilir. Yine %90 karbondioksit azaltma performansına sahip 30 milyon dolar yatırım maliyeti olan yıllık 2 milyon işletme maliyeti. Şimdi arkadaşlar yaptığım çalışmalarda yine bir karbon yakalama sisteminde 1 ton karbondioksiti aslında bertaraf etmek yani bu sistemlerle bertaraf etmenin maliyeti yaklaşık 200-250 dolar civarında. Bir gemiye böyle bir sistemin kurulması 30 milyon dolar yatırım maliyeti ve yıllık 2 milyon işletme maliyetine sebep veriyor. Dolayısıyla bu da yıllık işletme maliyetlerinin aslında %25 oranında artmasını beraberinde getiriyor diyebiliriz. Böyle bir durum da söz konusu. Bunun da yine değerlendirilmesi ve fizibilite çalışmalarının şimdiden yapılması önemli diye düşünüyorum. Bu da dünyada karbon yakalama tesisleri, yani gemilerde uygulama alanları şu an çok kısıtlı şekilde. Görüyorsunuz planlaması olan, yapılan, operasyon olarak devam eden ve biten sistem. Carbon Capture burada sekme sekme eğer ilgilenen arkadaşlara Carbon Capture Project Map dediği zaman çıkıyor Google üzerinden. Ülke ülke bölge bölgede bunları görüntüleyebiliyoruz. Şekilde görüldüğü gibi Amerika'da 36 proje, Avrupa'da 65 proje, Orta Doğu'da 5, Afrika'da 2 gibi farklı bölgeler için ben böyle sistemlerin ne oranda yapıldığına değinmek istedim. Hani dünyada neler yapılıyor bu konuda dünyada neredeyiz anlamında. Türkiye'de halihazırda bir proje yok. Ancak taslaklar var, hani böyle fizibilite çalışmaları var, öyle raporlara rastladım. Ama şu an yapılmış bir sistem maalesef yok. Onun dışında yine karbon yakalama, karbon kullanan, doğrudan karbon yakalama sistemleri, endüstride, güç, elektrik üretim tesislerinde ya da biyoenerji yardımıyla yani bahsettiğimiz biyoenerjiden karbon yakalama prosesleriyle ayrı ayrı renklendirilmiş bir şekilde dünya üzerindeki dağılımını bu şekilde gözlemlemek ve göstermek istedim.
bu anlamda. Evet, benim sunumum bu kadar. Daha yaşanılabilir bir dünya için diyelim. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa memnuniyetle sorularınızı cevaplayabilirim. Bir de hocam kapsamlı sunumunuz için teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir sunum olduğunu kanaatindeyim. Ben kendi kanaatimce bilgilendim. Sorularımız varsa sorularımızı alabiliriz. İsteyenler söz iste butonuna tıklayarak sözlü olarak sorabilirler. İsteyenler de sohbet kısmına yazarak sorabilirler. Sorularını yazana kadar katılımcıları isterseniz ilk soruyu yine ben sorayım. Buyurun Şimdi hocam. birçok emisyonumuz var. NOx, SOx ve karbondioksit ana başlıkları üzerinde topluyoruz. Bu azaltma sistemlerini kullanırken her biri için farklı farklı azaltma sistemleri kullanmamız gerekiyor. Fuel oil kullanacaksak veya LNG kullanacaksak carbon capture sistemlerini ilerleyen provizyonlarda kesin olarak kullanacağız. Fakat SOx veya NOx içeriği elbette ki olacak bu yakıtları kullanmamız sonucu. Bu süreçte nasıl bir sıralama izlenmesi gerekiyor ki her bir teknolojiyi aynı anda kullanabilin? Çünkü bir sıcaklık sınırlığı da var dediniz. Kimi sistem NOx azaltma sistemleri yüksek sıcaklık isterken carbon capture sistemleri daha düşük sıcaklıklar istediğinden bahsettiniz. Bu konuya birazcık açıklık getirebilirsiniz. Sevindim. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle katkılarınız için. Şöyle ki şimdi bizim SCR sistemler dediğimiz sistemler aslında gemideki sıcaklık kaynaklı kimyasal reaksiyonlar için. Bunların birazcık çalışma prensipleri daha farklı. Bir tanesinde biz önce kimyasal reaksiyonlarla amonyak elde ediyoruz SCR sistemlerinde. Yani biz içerisine üreyi püskürtüyoruz. Üre amonyağa dönüşüyor. Amonyak daha sonra katalizörde azot oksit emisyonlarıyla reaksiyona girerek aslında bertaraf edilmiş oluyor. Ancak bu reaksiyonların gerçekleşmesi için yüksek sıcaklıklar gerekiyor. Bizim ilk bahsettiğimiz yani ürenin amonya dönüşüm reaksiyonlarında. Eğer biz karbon yakalama sistemini, çünkü karbon yakalama sistemi için bizim egzozun sıcaklıklarının yaklaşık yani 25 ila 70 derece olması gerektiği literatürde belirtilmiş, yapılan çalışmalarda buna göre böyle bir sıcaklık gerekiyor. Eğer biz önce karbon capture sistemi kurarsak dolayısıyla egzozun sıcaklığı düşeceğinden dolayı bunun SCR sisteminde kullanılması pek mümkün olmuyor. Ha, nasıl kullanılabilir? Kullanabilmemiz için bizim ilk önce o ilk kısımdaki hidroliz reaksiyonlarını bertaraf edip doğrudan amonyak püskürtmemiz gerekiyor. Bu da maliyetli bir iş. Dolayısıyla sistemsel olarak öncelikle SCR sistemlerini sisteme kurularak o yüksek sıcaklık vasıtasıyla ürenin amonyak da NOx'lerin birleşerek bertaraf edilmesi, devamında eğer kullanılacaksa yani yüksek geleneksel fosil yakıtlar kullanılıyor ve SOx emisyonlar açığa çıkıyorsa sonra bir skrabir sistemiyle bunların yıkanması, SOx'lerin bertaraf edilmesi, en sonunda da karbon yakalama sistemlerinde absorbör ve sıyırcıda karbondioksitin bertaraf edilerek atmosfere egzozun atılması gerekiyor. Yani böyle bir proses söz konusu. Önce SCR, sonra scrubber, sonra karbon yakalama. Böylelikle hem NOx hem SOx hem de karbon emisyonlarını bertaraf etmiş oluyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür Sorularımız ederim gelmeye hocam. başladı katılımcılarımızdan da. Volkan Barışlı hocamızın bir sorusu var. Öncelikle çok teşekkür ederim diyor. Amine oluşumunun enerji girdisi gerekliliği ne düzeydedir diye sormuş. Amine oluşumuna mı? Evet, amine oluşumunun enerji girdisi gerekliliği ne düzeydedir? Ya şurada aslında sunumda bununla ilgili bir çalışma göstermiştim. Hemen tekrar paylaşalım. Şimdi aminenin aslında sisteme girdisinin bir pompa sistemi uygulanıyor. Amine ucuz ve %80 oranında aslında sudan oluştuğu için bir çözelti formunda bir sisteme gönderiyoruz. Burada yaklaşık 787 kilovatlık bir sistemsel enerjiyle sisteme gönderiliyor az önce bahsettiğim noktada. Yani bu da geminin yaklaşık
Kilovatına baktık 19 bin, yani onda biri ya da beşte biri bir enerji potansiyeli harcıyor. Bu da yine jeneratörlerden sağlanması gerekiyor. Tabi bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi de sunulması gerekiyor. Çünkü kullanılan amilenin zaten biz bu çözeltiyi 25 derecede sisteme dahil ediyoruz. Dolayısıyla sistem üzerinde aslında ısıtmak ya da soğutmak için bir enerji sarfiyatı yok. Sadece ne sarfiyatı? Pompa ile basma sarfiyatı var. Çünkü içerisinde plate'ler var zaten bizim absorber içerisinde. Plate'lerin nedeni de bulunma nedeni de yani o çözelti ile egzoz arasındaki teması arttırarak kütle transferini, mes transferini dolayı daha etkili bir şekilde gerçekleştirmek. Teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz Turgay Köroğlu hocamızda. Denize basılan karbondioksit deniz yaşamına sorun çıkarıyor olmalı. Sanki o kısım ile ilgili bir bilgi bulanıklığı mevcut. Bu konudaki fikirleriniz nedir diye Evet, soruyor. şöyle doğru söylüyor hocamız. Yani ben de okuduğum kaynaklardan evet deniz canlılarının ekosistemini bozduğu söyleniyor. Ama bu yine ara adımlara basılırsa, yani biz az önce bahsettik. Yani 500 metre ile 3000 metre arasında bir skaladan bahsettik. Yani okyanusun en derinliklerine orada sıvı halde bulunması durumunda aslında çok bir problem yok. Ama o ara noktalarda eğer su içerisinde çözünüyorsa o zaman evet ekosisteme zarar verici etkileri olduğu hani yaptığım okuduğum çalışmalarda mevcut, ama deniz derinliklerinde sıvı halde olduğu zaman, yani o basınç etkisinde sıvı formunu koruduğu zaman bir sorun olmuyor. Ama ara basamaklarda çözülme sonucunda evet deniz ekosistemine zarar verdiği düşünülüyor. Teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki sorumuz Ersin Yavuz hocamızdan. Closed loop SOx scrubber sistemlerine entegre carbon capture sistemlerin üzerine çalışmalar mevcut demiş. Egzoz gaz üzerinden bu sistemlerin uygulama birliği ve yatırım maliyetleri ilişkin bir çalışmanız var mı diye sordum. Ben bununla ilgili bir çalışma yapmadım. Yani doktora tezimde SCR üzerine nöksi emisyonlarının bertaraf edilmesi üzerine bir çalışma yaptım. Şu an hali hazırda da yani karbon yakalama sistemleriyle ilgili çalışmalar okuyorum. Hani bununla ilgili çalışıyorum. Tabii scrubber sistemlerinde yine aslında bizim absorber dediğimiz mekanizmanın hemen hemen aynısı kullanılıyor. Yine yani yıkama sistemi dediğimiz plate'ler yardımıyla su içerisinde bizim SOx emisyonlarının çözünmesi sağlanıyor. Tabii çözücüler birbirinden farklı oluyor. Yani karbondioksitin çözündüğü çözeltiler farklı. SOx'in çözündüğü çözeltiler farklı. Bunlar tabii kombine bir şekilde az önce bahsettiğim yıkama sisteminde kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Kombine şekilde de kullanılması, eğer biz fosil yakıtlı bir enerji kaynağı kullanıyorsak ve geleneksel bir yakıtsa mecburen bu SOx'lerde IMO tarafından getirilen düzenlemeler neticesinde bertaraf etmemiz gerekiyor. Bertaraf etmemiz için de bu kurallara uyacaksak eğer hem SOx'in hem karbonun hem de NOx'in bir şekilde azaltılması gerekiyor. Onun için de böyle sistemlerin aslında kombine kullanılması kaçınılmaz bir gerçek gibi karşımıza çıkıyor. Eğer yani SOx'li bir sülfür içeren bir yakıt kullanacaksak onu bir sistemle, ki en uygun sistemde scrubber olarak gözüküyor, böyle bir sistemde bertaraf edeceğiz ya da sülfürsüz yakıt kullanacağız. Sadece karbondioksiti bertaraf edeceğiz. Yani aslında o birazcık daha işletmenin inisiyatifine kalmış. Yani siz hangi yakıtı kullanıyorsunuz? Kurallar ortada, yakıt ortada. Dolayısıyla kurallara uymak için o yakıt içerisindeki o kirliliğin bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor. Bu anlamda kombine bir şekilde kullanılması kaçınılmaz diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki sorumuz Volkan Barış'tan. İkinci kez soru soracak size. Elektrolizle hidrojen eldesi esnasında tuz oluşacak sanırım. Kütle miktarı olarak ne düzeyde? Bu tuzun bertaraf yöntemi içinde bilgi ya da öneri söz konusu mudur acaba diye soruyorum. Bilgi versen. Yani şöyle, şimdi elektrolizi çok detaylı bilgi sahibi değilim. Yani nasıl bertaraf ediliyor, boyutlar hakkında çok bir bilgim yok, ama sadece hani sudan işte hidrojen ve oksijen ayırma yöntemi, yani tuzun nasıl olduğu ile ilgili yani çalışma yapmadım daha doğrusu. Kullanılabilirliği de şu an bilmiyorum. Yani gemilerde evet böyle bir geleceğe yönük
Tabii IMO'nun getirdiği gereklilikler neticesinde biz alternatifler sunuyoruz. Diyoruz ki evet temiz yakıtlar kullanılacak, işte karbon yakalama sistemleri kullanılacak, hibrit sistemler kullanılacak. Ama bunların uygulamaları birazcık daha zaman içerisinde oturacak. Yani bizim daha geçtiğimiz 5 yıla kadar LNG'li gemilerin gelecekte söz sahibi olacağı konuşuluyordu. Ama gerçekte bu durum hiç de öyle olmadı. 2030'dan sonra artık fosil kaynaklı yakıtlardan bir şekilde uzaklaşmamız gerekiyor. Yani bu konuda hani bilmiyorum şu an konsept dizayn olarak ben onu o şekilde paylaştım. Yapılabilecekler anlamında karbon azaltma boyutlar hakkında inanın bilgim yok. Teşekkür ederiz hocam. Bu konuda Özgür hocamız burada yanacağınız bir çoğu dinliyor. Belki o da cevap vermek isteyebilir. Benim bildiğim kadarıyla elektrolizde hidrojen eldesi konusunda bir tuz oluşmuyor. Orada farklı teknolojileri kullanmakla birlikte de böyle potasyum hidroksit gibi katalizleyici sistemler kullanılıyor. Özellikle yeşil hidrojen üretimi konusunda bu tarz bir tuz ben açıkçası bilmiyorum. Belki hocam da dinliyorsa daha detaylı size bilgi verebilir. Bir sonraki sorumuz Bulut Ozan Ceylan'dan. Çok faydalı bir sunum. Teşekkürler. Karbondioksit tutucu sistemlerin tanker gemilerinde inert gaz olarak kullanılması ve kargo tanklarında depolanması daha küçük karbondioksit tankı imkanı sunabileceği için fayda sağlayabilir mi? Bildiğiniz bununla ilgili yapılan bir çalışma var mı? Şöyle şu an dünya üzerinde az önce bahsettim. Ben ilk çalışmalara baktım. Yani şu anda pilot çalışmalar var. Yani karbon yakalama sistemlerinin yani tabii gemiler anlamında önemli büyük bir karbondioksit kaynağı ama aslında en büyük ayaklarından bir tanesi endüstri. Sanayide inanılmaz bir karbon salımı mevcut. Kaldı ki endüstride bile bu karbon salımlarına rağmen şu anda böyle çok bir ivmelenme, çok bir hareket yok. Dolayısıyla hani dünyada deniz taşımacılığı anlamında da gemilerde uygulama alanları şu anda evet, ben carbon capture uyguladım ve kullanıyorum diyen bir sistem hemen hemen yok denilecek kadar az. Birkaç tane pilot uygulama var. Bunlar da belli projeler kapsamında gerçekleştirilmiş. Dediğiniz gibi evet sonuçta bu bir alan kapsıyor. Kimyasal tankerlerde de bu karbondioksitin depolanması anlamında söylediğiniz yöntemler uygulanabilir. Çünkü burada en önemli dezavantaj şu. Bizim amacımız diğer taşıma modlarından farklı olarak deniz taşımacılığında biz yük kapasitesini arttırmaya çalışıyoruz. Buna karşılık da bir ekonomi, bir maliyet yapıyoruz diye bir optimizasyon yapmak zorundayız. Dolayısıyla biz bu sistemleri ne kadar küçük alanlarda, ne kadar ucuza mal edebilirsek o derece efektif bir sürdürülebilirlik sağlamış olacağız. Dolayısıyla bunların da o tanklarda kullanılması muhtemel yapılabilir. Ama bununla ilgili bir çalışma gördün mü? Görmedim. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir sonraki sorumuz Bülent Sönmez Bey'den. Bilgilendirici sunum için teşekkürler. Denizcilik sektöründe alternatif yakıt kullanımı faz devreye girmekte. Bu geçiş sürecinde Türk denizcilik sektörü hangi alternatif yakıt üzerine yoğunlaşarak pazarda etkin rol almalı diye soruyor. Bu çok zor bir soru. Şöyle zor bir soru. Yani çok alternatif var. Tabii denizcilik sektörü bana kalırsa şimdi 2030'lu yıllar, 2040'lı yıllarda %50'lere kadar bir azaltma söz konusu olacak. Yani artık fosil kaynaklı yakıtlardan bir şekilde uzaklaşmamız gerekiyor. Eğer yakıt anlamında kullanılıyorsa. Bunun için de şu an efektif ve en çok çalışılan üzerinde en muhtemel kullanılan ve bütün biyoyakıtlarda ya da doğada tek başına olmasa da bir bileşik halinde bulunan hidrojen aslında kullanılması en uygun yakıtlardan bir tanesi. Eğer taşıma ve depolama problemleri ortadan kaldırılırsa efektif bir şekilde. Bunun üzerine çalışmaların kesinlikle yapılması gerektiğini düşünüyorum ve inanıyorum. Çünkü bu fosil kaynaklı yakıtların sonuçta bir de ömrü söz konusu. Gemilerin işletme ömürleri de ortada. Dolayısıyla hani birazcık daha biz daha temiz ve sürdürülebilir yakıtlara yönelebilirsek işi bertaraf etmiş olacağız. Çünkü en büyük problem evet karbon yakalamayı hallettik ama bunun dışında dediğim gibi yani SOx, NOx gibi emisyonlar da var. Biz bu ağır dizel yakıtları kullandığımız sürece sadece bu ekipmanları buraya dahil ederek
sürdürülebilirlik sağlayacağımızı ben düşünmüyorum. Hem maliyet açısından hem taşıma kapasitesi açısından. Dolayısıyla hidrojenin ben gelecekte kullanılması en muhtemel yakıtlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ve bununla ilgili yatırımların da ülkemiz adına yapılması, deniz taşımacılığı adına yapılması önemli bir etken olarak değerlendirilebilir. Teşekkür ederiz hocam. Bu konuda ben de birkaç katkı koymak isterim. Hidrojen konusunda özellikle son yıllarda yapılacak ciddi çalışmalar var. Türkiye'nin de bu konuda stratejilerini koyduğu hidrojen üretim kapasiteleri var. Bu kapasiteler özellikle iki yıl içerisinde 2 gigawattlık bir kapasite, hidrojen üretim kapasitesini sahip olmak. Bu hidrojeni de genel olarak proseslerde kullanmak, kara tesislerinde. Fakat bundan sonraki süreçlerde biraz daha metanol ve amonyak üretimine yönelik birazcık ilerleme kaydedilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü metanol yakacağız ve amonyak yakacağız diye şu anda kullandığımız proseslerde fosil yakıt kaynaklı enerji sistemlerini kullanıyoruz. Bu koşullarda da metanol ve amonyağın üretim prosesine hidrojen katıldığı için esas olarak bunları yeşil olarak elde etmek daha mantıklı gibi duruyor. O yüzden hidrojen aslında bu işlerin biraz da başı, hidrojen ekonomisi oluşacak gibi duruyor ve gemilerde kullanımına yönelik ve hidrojen enerjisinin diğer ülkelere taşınma konusunda da daha çok amonyak üretimi daha ön planda gibi duruyor taşıma kolaylığı açısından. Yani bu konuda Emeğin de sunduğu projeksiyonlar açısından bakarsak aşağı yukarı 2050 yılı içerisinde %30'luk bir metanol, %25'lik amonyak ve diğer kalan payda için LNG ve diğer fosil yakıtları daha çok projekte etmişler. Bu yüzden biraz daha bu alanlara girişsek daha mantıklı olacak gibi duruyor. Özellikle hidrojenden başlayarak metanol ve amonyak gibi yakıtlar ve ilerleyen süreçler için de tamamen hala karbon salımlarımızı sıfırlayamadığımız için LNG üzerine de biraz çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız gerekiyor düşüncesindeyim ben de. Kubilay Hocam ben bir soru daha soracağım. Bu Buyurun hocam. maliyetlerle ilgili olan kısımda karbon capture sistemlerinin maliyetleri üzerine 200-250 dolar civarında bir işletim maliyeti olacağından bahsettiniz. Bu konuda karbon vergileri geleceğin söyleniyor. Bu vergilerin 100 dolar civarında ton başına 100 dolar civarında olacağını bahsediliyor. İlk bakışta çok yüksek rakamlar gibi ama bu karbon capture sistemleri kullanmak konusunda bu bir dezavantaj yaratmaz mı? Yani karbon vergisi ödemek daha mantıklı kalıyor bu konuda. Evet hocam, teşekkür ederim bu soru için. Evet, ben de dün çalıştığım noktalardan bir tanesi buydu. 90 dolar seviyesinde şu anda karbon vergileri. Normalde biz de 200 dolara mal ediyoruz. Doğru. Ama bu anki konjonktür için geçerli bir durum. Çünkü biz şu anda yapılan düzenlemeler neticesinde 2030'lu yıllara kadar %30 oranında bir karbon yakalama prosesi söz konusu. Dolayısıyla biz kalkıp şu anda bunu alternatif yakıtlarla ya da enerji verimliliği uygulamalarıyla bir şekilde bertaraf edebiliyoruz. Ama 2030, 2040, 2050 yıllara geldiği zaman %70'lik bir karbon azaltma durumu olduğu zaman bu vergilerin de 100 dolarlarda 90 dolarlarda kalacağını ben düşünmüyorum. Çünkü şu anda hani dediğim gibi büyük bir ivmelenme yok. Evet, şu anda bir hareketlenme var, bir düzenleme var. Halk arasında evet her sorunun kaynağı küresel ısınma, ama bunu biz daha içselleştirmiş durumda değiliz. Bunlar gerçekten birazcık daha bu küresel ısınma kaynaklı hava sıcaklıklarının 1 dereceyi geçtiği durumlarda, çünkü 1,5 derece şu an hedef, 2 dereceye kadar da izin verilebilir sıcaklık artışı söz konusu. Bu deadline'lar yaklaştığı zaman ben bu vergilerin de caydırıcı bir şekilde artacağını düşünüyorum. Şu an caydırıcı olmadığı için aslında biz
Bu sistemleri şu an efektif bir şekilde kullanmıyoruz. Bununla ilgili de bir hareketlenme söz konusu değil. Ama ileride ben bunun böyle olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü gerçekten ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunun da bir şekilde aşılması gerekiyor. Aşmak için de şunu da söyleyebilirim tabii. Şimdi biz karbon yakalama sistemleri diyor şu an kimyasal proseslerde bir şekilde %90 oranlarında karbonu azaltma potansiyeline sahip olduğunu konuşuyoruz ve efektif diye düşünüyoruz. Ama daha ucuz tekniklerin, yöntemlerin de aslında bulunması ya da bununla ilgili farklı önlemlerin de alınması gerekiyor. Bu da konuşulan bir durum. Yani evet karbon yakalama sistemlerini konuşuyoruz ama daha ucuz, daha etkin tekniklerin de, teknolojik gelişimlerin de aslında bulunması, bunun üzerine çalışılması konusunda ciddi araştırmalar var bununla ilgili. O yüzden hani birazcık daha işler ciddiye bindiği zaman 2030, 2040'lar, yani biz şu an ilk hedeflerimize ulaşmış durumda değiliz. 2030'daki hedefe geldiğimiz zaman acaba neredeyiz? Karşılayabiliyor muyuz? Neler yapacağız? O zaman işler birazcık daha netleşmiş olacak diye Çok düşünüyorum. sevinirim hocam. Verdiğiniz bilgiler için. Şu anda başka sorunuz gözükmüyor. Eğer varsa şu anda yazmak için tam zamanı. Yoksa toplantıyı bitireceğim yavaş yavaş. Evet, teşekkür ederiz hocam. Verdiğiniz bilgiler için, katkılarınız için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim hocam. Böyle bir fırsat verdiğiniz için tekrar belirtmek istiyorum. Burada olmaktan son derece mutluyum. Hocalarıma karşı, arkadaşlarıma karşı, öğrencilerime karşı, sektör temsilcilerine karşı böyle bir sunum yapma fırsatı bulduğum için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur, bilgilendirici olmuştur. Daha sonraki seminerlerde buluşmak üzere diyelim. Biz de gayet faydalandık hocam. Teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim hocam. Ben daha hanım bir yorum var. Semineri tekrar izleyebilmemiz adına kayıt alınıyor mu acaba diye sormuş. Kaydımızı alıyoruz. Bu sohbet ekranından galiba Teams'le bağlandıysanız oradan görebilirsiniz. Yoksa da hocamın da izniniz olursa Denizcilik Fakültesi YouTube kanalında paylaşıyoruz sunumlarımızı. İzniniz olursa paylaşıyoruz hocam. Tabii hocam ne demek? Söyledim tamam. O Paylaşabiliriz. zaman Denizcilik Tamam. Fakültesi YouTube kanalını takip edersiniz. Orada sunumu paylaşacağız. Barış Kaptanımız da sunumu paylaşma imkanı var mı diye sormuş. Artık kendi aramızda hallederiz olmasa bilmiyorum Barış Kaptan. Sorarız Kubilay hocamıza tekrardan. İşte, o zaman kapanışı yapalım. Kubilay hocamıza teşekkür ediyoruz. Gemi Makineleri Teknoloji Semineri webinar serisi 3. oturumumuzu bu şekilde sonlandırmış bulunuyoruz. Bundan sonraki oturumlarda yine sizleri katılımcılarımızı aramızda görmekte onur duyarız. Kubilay hocamıza teşekkür ederiz gerçekten. Benim için çok verimli bir son oldu. Katılımcılarımız için de öyle diye tahmin ediyorum. Hepinize görüşmek üzere diyelim. Kapatalım. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere.